Herkese selamlar. Bugün sizlere Horseman Shotgun'ın nasıl alınacağını anlatacağım. Bu silah şu anlık Season of the World ile beraber gelmiş bulunmaktadır. Eğer DLC'ye bağlarlarsa bu silah ileriki sezonlarda ben açıklamaya ekleyeceğim. Görevin son aşamasından dolayı silaha farklı bir göreve bağlarlarsa yine farklı bir video çekip yine sizlere sunacağım. O ilerleyen sezonlarda bunu göreceğiz. Takibindeyim bunun da. Görev toplam 11 aşamadan oluşuyor. Hazırsanız ben size sırayla aşamaları anlatayım. Aşama 1, Tower'da bulunan zavallı ile konuşup görevi alıyoruz. Aşama 2, Tower'da bulunan zavallının ofisine gidiyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Şu anlık bu durum bug'da. Ben Hunter ve Titan'la denedim. Kapı açılmadı ama Warlock karakterimle gittim denedim. Kapı direkt açıktı. Bu şu anlık bug'da, diğer karakterlerinizle deneyin. Eğer 3 karakterinizle de kapı açık değilse bunun hakkında tweet atın Banshee'ye. Adam 3 karakteriyle giriyor. 3 karakteriyle de kapı kapalı. Kimileri bütün karakterleriyle gidiyor. Hepsinde açık. Kimilerinkinde de benim gibi 2 karakterim de kapalı. Tek karakterim de açık. Yani bu şu anda bir bug gibi bir şey. Umarım ileride düzeltirler. Dediğim gibi 3 karakterinize de kapı hala kapalıysa Banshee'ye tweet atmanızı öneririm. Yoksa bunun başka bir çözümü yok. Aşama 3, Tower'da bulunan zavallı ile konuşup aşama 4'ün görevini alıyoruz. Aşama 4, Mars'ta bulunan ana birey ile konuşup görevin 5. aşamasını alıyoruz. Aşama 5, Mars'ta size diyor ki ya kabul öldür diyor ya da bana diyor aktivite yap diyor. Bu aktiviteler içerisinde de public event veya escalation protokolü yap diyor. Biz public event yapmadık, biz escalation protokolü yaptık. Her escalation protokolü bitirdiğimizde %10'luk bir ilerleme sağladık progress'te. Siz isterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz ama şu anda en mantıklı olan escalation protokol. Bir de şöyle bir durum var, Mars'ta eğer public event yaparsanız o eventi heroic'e çevirin. Heroic'e çevirirseniz de %20 verir ilerleme. Ondan dolayı public event'i heroic'e çevirebiliyorsanız heroic'ünü yapmanız daha güzel. İki tane escalation protokol bitirmiş yerine sayıyor çünkü. Bu tamamen size kalmış. Aşama 6. Ana birey ile konuşup aşama 7'nin görevini ana bireyden alıyoruz. Aşama 7. Sizden herhangi bir gezegende fark etmiyor. Kabal Siren'larını öldürmenizi istiyor. Yani bu sniper'lı ufak yaratıklar var ya kaballarım. Onları öldürmenizi istiyor. Her öldürmede %2 progresi ilerliyor. Bunu ben Mars'ta bulunan Medaim Lost sektöründe yaptım. Yaklaşık 3 sefer buraya girişik yaparak bu görevi bitirdim. Siz isterseniz bunu Serap Tower'larda da yapabilirsiniz. Munda, Ayo'da, EDZ'de hangisinde kabal varsa orada da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben burada yapmayı tercih ettim. Siz de istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Aşama 8. Tower'da bulunan Benedict 9940 ile konuşup görevin 9. aşamasını alıyoruz. 9. aşama sizden EDZ'de Fallen yaratık öldürmenizi istiyor.
veya public event ve patrol yapmanızı istiyor. 3 seçeneğiniz var. Ya gidin falan öldürün ya da public event veya patrol yapın diyor. Bu tamamen size kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ve şöyle bir durum da var. Eğer Serap Tavuru bitirirseniz komple %15'lik bir progresi ilerlemesi sağlıyor size. İsterseniz de Serap Tavuru da yapabilirsiniz. İster public event ister patrol. Bu tamamen size kalmış. Ama şöyle bir durum var. Eğer Serap Tavuru yapacaksınız şöyle yapın. Etraftaki patrolleri de birlikte yapın. Hem Serap Tavuru hem etraftaki patrollerle birlikte bu görevi yaparsanız çok hızlı şekilde bu görevi bitirirsiniz. Yine dediğim gibi size kalmış bir şey. Nasıl istiyorsunuz öyle yapabilirsiniz. Aşama 10, Tower'da bulunan Benedict 9940 ile konuşup aşama 11'in görevini alıyoruz. Aşama 11, sizden ETZ'de bulunan Serap Bunker'a gidip Serap Bunker'daki Legendary Lost Sector'a girip oradaki kutuyu açmanızı istiyor. Kutuyu açınca verecek ama bu Legendary Lost Sector Quarry Lost Sector'ı olması lazım. Zaten bunlar günlük olarak değişiyor. 3 tane Lost Sector var Legendary. Eğer o gün gelmediyse diğer günü bekleyin. Diğer günde gelmediyse öbürkü gün kesin gelir. 3 tane Legendary Lost Sector var. Her gün sırayla değişiyor. Eğer şansınıza Quarry geldiyse direkt yapıp silahınızı alabilirsiniz. Şansınıza gelmediyse bir gün veya iki gün beklemek zorundasınız. Silahınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım beğenirsiniz. Açıkçası söyleyeyim, silahın ufak tefek sıkıntıları var. Ben bundan dolayı beğenmedim. İnşallah düzeltirler. İnşallah daha da güzel yaparlar diye düşünüyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. We'll be right back.